أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz arkadaşlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı Ramazanlar. Rabbim Celle Celaluhu dolu dolu bir Ramazan geçirmeyi, salih ameller işlemeyi hepimize nasip etsin inşallah. Bu günkü dersimiz Bakara Suresi 1. cüz, 1. cüzün 5. sayfası. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ diye başlıyor. Tabi bundan önceki ayetlerde هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ Allah Celle Celaluhu insan, varlığın, evrenin yaratılışından söz etmişti. Burada da burada da Adem Aleyhisselam'ın hilafetinden söz edilmektedir. Dolayısıyla İzmir Abdüselam'ın da dediği gibi böylece iki ayet arasında Allah'ın birisi halk nimetini, bu ayetlerde hilafet nimetini dile getirmeleri noktasında aralarında bir münasebet oluşmuş oluyor. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ وَاِذْ İzmir Abdüselam diğer müfessirlerden ayrılarak izin zayit olabileceğini söylüyor. Ama yani müfessirlerin cumhuru, büyük çoğunluğu izin burada zayit olmadığını ve izin gizli bir fiile meful olduğunu وَاَذْكُرَ اِذْ قَالَ yani şu vakti Rabbinin meleklere söylediği şu vakti, o zamanı veya o zamanda meydana gelen olayı hatırla. O olayı hatırla. Yani onu ne yapsa aklına, zihnine getir veya bunu insanlara anlat. Bu üskür takdiriyle ilgili daha evvel bu derslerde ifade ettiğim bir husus vardı. Yani eğer üskür şeyi zikir. Zikir iki manaya geldiğini söylemiştim. Bir hatırlama, bir de anlatma. Eğer anlatılan olay daha evvel Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an'da veya vahye gayri metlüde Resulullah'a anlatılmışsa o zaman üzkür hatırla anlamında olur. Yok eğer ilk defa o olay Kur'an'da Resulullah'a anlatılıyorsa o zaman uzkur yani zikret anlamında. Evet. Uzkur yani zikret ki şunu da bilelim arkadaşlar, bu Kur'an-ı Azimüşşan'ın çok ilginç bir üslubudur. Yani geçmişte yaşanan bir olayın başında izle o olayın gündeme, zihnin gündemine gelmesi veya o olayın insanlara anlatılması şeklinde başlaması hakikaten Arap lisanında bu kadar güzel ve yaygın bir üslup yok. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ وَقْتَاكِ رَبِّنْ لِلْمَلَائِكَةِ melekler demişti. Tabi Muhammed Abdülkerim'in müderris 2005'te vefat eden alimdir. Çok güzel bir tefsiri var. Mevahibur Rahman diye 7 ciltlik bir tefsiri var. Abdülkerim müderris şunu diyor. Diyor Rabbin meleklere ya tüm meleklere söyledi. Bu bir ihtimal. Veya meleklerden mukarrabin dediğimiz mukarrabin melekler Cebrail, İsrafil, Azrail, Mikail. Tabi biliyorsun meleklerin sınıf sınıf yani grup grup mu vardır? Birkaç grup var. Mesela mukarrabin bir gruptur. Kerrubin bir gruptur. Vahiy melekleri bir gruptur. Böyle birçok melek grubunu Abdülkerim müderris zikredi etmektedir. Ve burada melaikeden ya
tüm melekler kastediliyor veya sadece mukarrabin melekler kastediliyor. İşte Rabbin meleklere şöyle buyurdu: İnni ca'ilun fil ardı halife. Ben yeryüzünde bir halife bırakacağım. İz rahimahullah bu cailüne iki mana vermektedir. Yani ya halikun anlamında, yani ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Çünkü caile Kur'an'da halak anlamına geliyor. İ'takada anlamına geliyor. Sayyara anlamına geliyor. Burada cailün ya halikun anlamındadır. Veya kılma, yani tasir anlamında. Ben yerde bir halife bırakacağım. Kimin halifesi? Bununla ilgili Kadı Zekeriyel Ansari diyor, ya halife Allah'ın halifesidir ki o zaman Adem'dir. Veya halife insanların, yani Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin birbirine halife olması manasında halife. Çünkü biri gidiyor, biri geliyor, biri gidiyor, bir grup gidiyor, bir grup geliyor. Ya o manada halife. Veya insanlar yaratılmadan önce yeryüzünde cinler vardı. Bu Adem Aleyhisselam gelmekle o cinlere halife oldu. Yani onların yerinde artık yerin imarı, yerin onarımı Adem Aleyhisselam ve zürriyetine bıraktı. Dolayısıyla cinlere halife. Veya yeryüzünde ondan önce melekler vardı. Meleklere halife. Yani Kadı Zekeriya muhtemel olan bütün bu ihtimalleri zikrediyor. İşte Rabbim melekler ben yeryüzünde bir halife bırakacağım dediğinde kalu. Onlar da Rabbin alemine cevaben etecalu fiyha men yufsidu fiyha ve yesfiku dima. Tabi hem İbn-i Cüzey el-Kelbi rahimahullah et-tesirli ulum-i tenzil adlı tefsirinde olsun, hem İzmir Abdüselam olsun, Şeyh Abdülkerim'in müderrisi olsun, bu istifham haşa itirazi bir istifham değil. Yani nasıl böyle yaparsın? Değil. Bu istifham hikmetin vecihini, yani yaratılışın bu yeryüzüne insanları halife bırakmanın hikmetini öğrenme sorusu. Bu istifham ona binaendir. Yeryüzüne neden ya Rabbi sen insanları bırakacaksın? Bunun hikmeti nedir? Onu sorma sorusu. قَالُوا اَتَجَعَلُوا فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا. Tabi onlar neyle bunu bildiler? Bir de bu aslında. Bu çok şey yapılıyor. Yani melekler insanların yeryüzünde fitne fesat bırakacaklarını nereden bildiler? Ya insanlardan önce var olan cinnilere kıyasla, cinniler de çünkü öyle yaptılar. Bu bir görüş. Veya efendim onlar insanın yaratılış programını, işte şu onun terkibinde insanın yaratılışında şehvetin, aklın, öfkenin, bu gibi şeylerin olduğunu öğrenmekle bunun olabileceğini söylediler. Veya da levh-ül mahfuzadan görerek insanların böyle bir yeryüzünde bunu yapabileceklerini düşündüler. Sayfayı değiştirmiyorum. Niye? Evet. Sadece şurası değişiyor. قَالُوا اَتَجَعَلُوا فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ قَالُوا dediler ki melekler اَتَجَعَلُوا فِيهَا. Tabi önce şunu da söyleyelim. Bu yukarıdaki وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, bu ayetle Rabbul Alemin Celle Celaluhu insanlara
istişare etme. Yani çünkü sureten istişaredir. Yani Rabbül Alemin'in haşa istişareye ihtiyacı falan yok. Ama Kur'an'da anlatılan üslupla biz bu üslupten şu insanlar olarak şu dersi almamız lazım. Yani biz insanlar olarak birbirimizle, hatta bizim seviye olarak altımızda olan, mesela diyelim ki amir memuruyla, hoca öğrencisiyle, baba oğluyla, efendime söyleyeyim, cumhurbaşkanı maiyetinin altındakilerle istişare etme yolunu ayet-i kerime bize gösteriyor. Çünkü Rabbül Alemin yer ve göğün maliki, sahibi, yaratıcısı olduğu halde bunu meleklerine söylüyorsa, demek ki biz de özellikle akıbetini bilmediğimiz, ki Allah biliyordu ama biz yapacağımız çoğu şeyin akıbetlerini bilmediğimiz durumlarda ekit bir şekilde istişare etmemiz gereğini bize ayet-i celil'e öğretiyor. Evet. Kalu dediler ki etecalu fiyâ men yufsidu fiyâ, sen yeryüzünde ifsad edecek ve yesfikü dimâ'a, ve kan dökecek. Evet. Kan dökecek. Bu meyanda sefh var, sefk var arkadaşlar. İkisi de kan dökmedir. Ama bazıları sefhin şeysiz, haksız yere kan dökümüne sefh denir. Mesela Abbasilerin ikinci halifesi Mansur çok kan döktüğü için ona sefah diyorlar. Evet. Demek ki yeryüzünde ifsad edecek kan, kanlar dökecek, yani çok insan birbirlerini öldürecek kimseler mi yaratacaksın? Halbuki ve nahnu nusebbihu bihamdike, biz seni hamd ederek tesbih ediyoruz. Yani hem her türlü ayıp, kusur ve eksiklerden münezzeh olduğunu ifade ediyoruz, tesbihini yapıyoruz, ki tesbih tenzihtir. Yani Allah'ın her türlü ayıp, kusur ve eksikliklerden münezzeh oluşudur. Biz her türlü ayıp ve kusurlardan münezzeh olduğunu dilimizle söyleyerek, kalbimizle inanarak seni tesbih ediyoruz ve bihamdike, bunu yaparken hamdini de yapıyoruz. Yani sana layık olan vasıfla seni vasf ediyoruz. Çünkü hamd el vasfu bil cemil ala cihati ta'zim ve tebcil, birisini yüceltmek üzere onun güzel şekilde anlatmaya hamd denir. Tabi bazı alimler, Ebu Zehr gibi bazı alimler hamdin Allah'a mahsus olduğunu söylüyor. Yani sadece Allah'a hamdin yapıldığını söylüyor. Ama biz ilk dönemlere gittiğimizde bu kullanımın olmadığını, yani Allah'a mahsus olmadığını görüyoruz. Hatta hatırlarsanız Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi Abdülmuttalib'e, sen niye ona, torununa Muhammed ismini koydun? Halbuki Muhammed Arap toplumunda bilinen bir isim fazla değil. Fazla bilinen bir isim değildi. Şöyle cevap verdi. O ismi verdim. Raca'a en yuhmeda fil ardı ve fis sema. Ev en yahmidehu men fil ardı ve sema. Ben ona bu ismi verdim şu umutla. Hem yerdekiler hem göktekiler onu hamd etsinler. Ve bunun gibi birçok yerde mesela hamdin insanlar için kullanıldığını görüyoruz. Mesela onun için insanların bir kısmının ismi Mahmud'dur. Mahmud ne demek? Hamd edilen demektir. Dolayısıyla bu kullanımlar hamdin
orijinal kullanım itibariyle Allah'a mahsus olmadığını söylüyor. Ama Ebu Zehra'nın ifadesi ise Allahu alem, yani bu özellikle son dönemlerde, son yani İslam tarihinin son diyelim ki birkaç asırda hamdın Allah'a sadece yapıldığını, mesela millet kelimesi biliyorsunuz 18. asra kadar din anlamında kullanılıyordu. Ama 18. asırdan sonra millet kelimesi evrim değil, evrime uğrayarak tabir yerindeyse millet kavim anlamında kullanılmaya başlandı. Dolayısıyla hamd da yani Ebu Zehra'nın yorumunu veya o ifadesini bu şekilde anlıyorum. Yani bu son zamanlarda hamd sadece Allah'a yapılmaktadır. Ve nukaddisu lek, hem İbn-i Abdüsselam hem İbn-i Cüzey el-Kelbi rahimahumallah, ikisi de bununla ilgili birkaç mana zikrediyorlar. Ya ve nukaddisu lek, lam zaid deriz. Yani biz seni takdis ediyoruz. Bu bir mana. Veya bir mana, yani ve nukaddisu enfusena lek, kendimizi senin için her türlü günahlardan arındırıyoruz. Böyle söyleyenler de var. Veya ve nukaddisu kelleke, Allah'ım senin için seni ne yapıyoruz? Takdis ediyoruz. Yani lafız hepsine de elverişlidir. Kal, yani onlar dedi ey Rabbimiz biz seni tesbih ediyoruz, hamd ediyoruz, takdis ediyoruz. Dolayısıyla bir nevi yeryüzünde fitne fesat çıkaracak insanlara lüzum insanların gelmesine acaba hikmeti ne ola? Kal, Allah Celle Celaluhu cevaben inni a'lemu ma la ta'lemun, sizin bilmediklerinizi ben biliyorum. Yani o insanların evet yaratılışında o tür şeyler var ama bir de bunun yanında Allah Celle Celaluhu'yu çok farklı, belki meleklerin de ulaşamadığı farklı şekillerde ibadet eden peygamberler, salihler, şehitler, sıddıklar, onlar da gelecek. Yani dolayısıyla inni alemu ma la ta'lemun, sizin bilmediklerinizi ben biliyorum. Yani o insanlarda sadece kötülük olmayacak. O yeryüzüne halife olan insanlar sadece kötülük yapmayacak. Belki çok iyilik, güzellik yapacak. Allah Celle Celaluhu'ya, onun şanına layık bir şekilde ibadet etmeye çalışacak birileri de olacaktır. Evet. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا, Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'a bütün isimleri öğretti. Tabii bu ayet alimlerin öteden beri böyle bir deniz gibi daldıkları, acaba bundan ne kast ediliyor? Tabi ayetin lafzı birçok şeye elverişli bir şekilde. Dolayısıyla çok değişik bağlamlarda da bu ayet kullanılmaktadır. Allah Celle Celaluhu Adem'e isimleri öğretti. Yani kimisi isimlerden bahsat, yani bilgileri verdi ona. Yeryüzünde, yeryüzü nasıl imar edilir, insan kendi ihtiyaçlarını nasıl görür, başkalarıyla nasıl ilişki kurar, nasıl bir ortak hayat sürdürür, yeryüzündeki bir takım imkanları nasıl kullanır, ondan sonra yeryüzündeki varlıkların önemli, yani yeryüzündeki varlıkların efendime söyleyeyim şey nedir, kullanım gücü nedir veya niçin yeryüzünde bu hareket gel şey oran
Bu bir reklam aldı. Peki, hulasa insanoğlu veya Adem Aleyhisselam madem halifeydi, o halifelik görevini yerine getirmek için yeryüzündeki lüzumlu olan, lazım olan bütün bilgileri, eşyaların isimlerini, hangi eşya neye yarayacağını, hangi eşyanın niçin olduğunu, onun vazifesinin ne olduğunu, hikmetin ne olduğunu Adem Aleyhisselam'a öğretti. Sonra aradahum alel melaiketi. O Adem Aleyhisselam'a öğretmiş olduğu eşya, ki o eşyanın arasında şahıslar da vardı, İnsanlar da vardı. Mesela örneğin Adem Aleyhisselam'a onun zürriyetinde fakirlerin olacağını, zenginlerin olacağı, siyahların olacağı, beyazların olacağı, zekilerin olacağı, aptalların olacağı, güçlülerin olacağı, zayıfların olacağı, çok farklı, ondan sonra çok farklı yeteneklerin olacağı, bütün bu şahıslar da, bu şahısların da bilgileri Adem Aleyhisselam'a öğretildi. Sonra Adem Aleyhisselam onları meleklere arz etti. Buyur. Fakat ve melekler dedi ki enbiuni bi esma'i haula, siz bana bu varlıkların, bu şahısların, bu eşyanın isimlerini haydi bana anlatın. İn kuntum sadıkin, eğer siz efendime söyleyeyim yeryüzünde kalmayı başkasından daha fazla hak ettiğinize, hak ettiğiniz konusunda doğruysanız buyur. Siz bunların, bu eşyanın ismini bana anlatın, bana haber verin. Ya enbiuni, ya bana haber verin, ki nebek kelimesi haber verme, veya bana bildirin. Evet, bildirme anlamı da, ilam anlamı da mümkündür. İn kuntum sadıkin, sadıkin cümlesiyle ilgili yine Hazreti Abdüsselam yaklaşık 4-5 mana zikretmektedir. Onlardan birisi, yani sizin yeryüzünde kalmayı daha fazla hak ettiğinizi, hak ettiğiniz konusunda eğer doğruysanız buyurun. O zaman siz bu eşyanın ismini siz de anlatın. Veya in kuntum sadıkin, alimin manasını da vermiş. Yani eğer biliyorsanız siz de bunu söyleyin. Evet. Kalu, işte orada melekler acziyetlerini anladılar ve Adem Aleyhisselam'ın yeryüzünde yaratılmasının hikmetini de anladılar. Ve dolayısıyla melekler acizlerini, acziyetlerini itiraf ederek dediler ki Sübhanek, yani Allah'ım seni her türlü ayıp, kusur, eksikliklerden tenzih ediyoruz. Sübhanek kelimesi arkadaşlar Arap'ta, yani gramerde buna maf'ul mutlak-ı gayri mutasarrıf diyoruz. Yani bu kelime Arap lisanı içerisinde maf'ul mutlak pozisyonundan düşmez. Daima maf'ul mutlak pozisyonunda kullanılır. Ve onun için amilinin hasfi de vaciptir. Yani mesela usebbihu subhaneke ve sebbihu subhaneke ve sebbihu subhaneke şeklinde kullanılmaz. Hatta hatırlarsanız bir yerde Ebu Suud Rahimahullah bu Sübhane ile birlikte amilini kullanmıştı. Biz orada da bir rezerv kurmuştuk, demiştik. Yani bu maslar amili vücuben hasf edilen bir maslardır. Ve hatta Sübhane ile ilgili onun ismi maslar olduğunu bilmemiz lazım. Yani tesbih maslarıdır. Sübhane'nin Sübhan ismi maslarıdır. Mesela selam teslim gibi.
teslim mastardır. Selam ismi mastardır. Teklim mastar, kelam ismi mastar. İ'ta mastar, ata ismi mastar. Tesbih de mastar, Sübhanek ismi mastardır. Ve bu ismi mastarın da tesbiha alemül cins olduğunu da söylüyorlar. Yani nasıl ki şahısların isimleri oluyorsa, falancanın ismi Ali, falancanın Veli, falancanın Şubu, öylece manaların da, yani soyut bazı kavramların da isimlerini Araplar kullanmışlar. Mesela iyiliğin ismi, kötülüğün ismi fecaridir. Örneğin, mesela tilki cinsinin ismi, alemül cinsi, fuâlettir. Tesbih eyleminin, kavramının, tesbih cinsinin ismi de alemi de Sübhan'dır. Evet, Kâlu Sübhanek. Tabi buna neden alem demişler, onun gramerde detayları var, ona girmeyeceğiz. Evet, dediler ki, ey Allah'ım seni tesbih ederiz. La ilme lena, bizim asla bir bilgimiz yok. İlla ma allemtena, ancak bize sen ne kadar öğrettiyse biz o kadar biliriz. Öğretmediğini bilemeyiz. Dolayısıyla sen ya Rabbi Adem Aleyhisselam'a bunu öğrettin ve bu öğrettiğin bilgilerden dolayı onu halife ettin. Biz ise bunları bize öğretmediğin için biz bilmiyoruz. Dolayısıyla demek ki halifelik de Adem'in hakkıdır, bizim değil. Evet, inneke entel alimul hakim. Allah'ım sen çokça bilensin ve el hakimi çokça hikmet sahibisin. Hikmet bir şeyi yerli yerinde yapmak. Yani münasip, uygun bir şekilde yapmak. Yani bir şeyi boş, anlamsız, eğrilti yapmamaktır. Evet, sen alimsin, Allah'ım sen hakimsin. Yani madem Adem Aleyhisselam'ı yeryüzünde halife olarak uygun görmüşsen, onu en iyi sen bilirsin. Ve mutlaka onda bizim aklımızın ulaşamadığı bazı hikmetler vardı. Evet ki öyledir zaten. Yani böylece melekler aleyhisselam, melaike Allah Celle Celaluhu'ya karşı o hani sordular ya, hikmetini sordular. Böylece hikmetini de anlayarak böyle bunu ifade ediyorlar. Kal Allah Celle Celaluhu, ya Adem'u, ey Adem, enbihum, onlara haber ver, meleklere. Neyi haber ver? Ya esmaihim, bu eşyanın isimlerini, bu sana öğretilen müsemmaların isimlerini onlara haber ver. فَلَمَّا أَنْبَاهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ Adem Aleyhisselam meleklere, yani her iki cümlede de enbi'humdaki hum damiri meleklere gider, esmaihim damiri o insanların da içerisinde, şahısların da içerisinde bulunduğu insanlara gider. Esmaihim. Bu فَلَمَّا أَنْبَاهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ de öyle. Evet. Adem Aleyhisselam meleklere o eşyanın isimlerini anlatınca ve bunlar bunu öğrenince kal elem akul lekum, Allah Celle Celaluhu bir nevi ilim ve hikmetini izhar bağlamında, elem akul lekum, ben size demedim mi, inni a'lemu gaybes semavati vel ard, ben hem göklerdeki gaybi hem de yerdeki gaybi bildiğimi size haber vermedim. Yani evet, ben yer ve göklerde sizin için buradaki gayb, arkadaşlar şunu unutmayalım, gayb bilgi bize göre gaybtir. Allah'a göre gayb yok. Allah her şeyi bildiğine göre
ona gayb olmaz. Çünkü gayb ne demek? Yani geleceğinde ne olacağını bilmediği şeye gayb denir. Eğer bir şey mesela diyelim ki şu anda saat 6:30 dediniz. Saatin 6:30 olduğu bilgisi sizin için bizim için gayb değil ki. Dolayısıyla Allah da bildiğine göre Allah için gayb değil. O kime göre gayptir? Biz insanlara göre. Ve bu ayette ise meleklere göre gayiptir. Çünkü ayetin muhatabı meleklerdir. Ve melekler o semavat ve yerdeki bilgileri bilmiyorlardı. Rabbül Alemin onlara karşı ben buyurur. Yer ve göklerdeki sizin için gayip olan her şeyi, olayları, hadiseleri, durumları, geleceği, şimdiki hali biliyorum. Ve alemu ma tübdûne ve ma kuntum tektumûn. Sizin açığa vurduklarınızı da biliyorum. Ve ma kuntum tektumûn. Sizin gizlediklerinizi de, yani içinizde sakladığınız şeyleri de biliyorum. Evet. Ve izkunna. Şunu da, evet, söyledik. Yani şunu da hatırla. Yine gizli bir şeyin mefhulu, yani وَذْكُرْنَا لِلْمَلَائِكَةِ biz meleklere şunu dedik. اُسْجُدُوا لِآدَمَ Adem Aleyhisselam'a secde edin. Tabi secde arkadaşlar, alimler genelde şunun için, yani secde tazim için yapılırsa, ibadet için yapılıyorsa, ibadet sadece Allah'a yapılır. Allah Celle Celaluhu kendi zatının dışında kimseye ibadet etme iznini vermemiştir. Peki o zaman bu Adem için secde edin anlamı nedir? Ha, bunun için müfessirlerin önemli bir kısmı, buradaki secde tahiyye secdesidir, ikram secdesidir, selamlama secdesidir, tazim secdesi değil. Mesela nasıl, yani anlaşılsın diye söylüyorum. Araplar örneğin bir şeyi beğendiklerinde o beğeninin ifadesi olarak ona secde ederler. Mesela melek şey, kralların huzuruna gittiklerinde kralların yaptıkları güzel bir şey oldu mu, krala, yani kralın o yaptığını takdir bağında secde ediyorlardı. Mesela bir Arabi'nin yanında fasla bima tu'mar ve anid anil müşrikin ayeti okununca secde ediyor. Arabi'ye sen Müslüman mı oldun diye sorunca, hayır diyor, ben Müslüman olmadım. Ben bu cümlenin, bu ayetin güzelliğine, yani bunu takdir için secde ettim. Hatta bunun İslami dönemde de Faraz Lakın bir şairin şiiri için secde ettiğini, yani takdiri ifade için secde ettiğini görürüz. Dolayısıyla burada Rabbül Alemin Celle Celaluhu meleklere Adem için secde edin. O takdir ve tahiyye, selamlama secdesidir. Yoksa tazim secdesi değil. Bazıları da şöyle diyorlar. Yani Adem Aleyhisselam size kıble olarak, ona yönelik bana secde edin. Yani o önünüzde dursun. Nasıl ki insanlar Kabe'nin önünde Allah Teala'ya ne yaparlar? Secde ederler. Siz de Adem'e yönelik benim için secde edin. Ama birinci anlam daha iyi oturuyor sanki. Fesecedu. Meleklerin tamamı hemen secdeye kapandılar. İlla iblis. Ancak iblis, şeytan secde etmedi. Tabii bu kimdir? Biliyorsunuz bu ayetin zahirinden hareketle, hani müstesna, yani iblisi meleklerden istisna etmiş ya, dolayısıyla bundan hareketle iblisin meleklerden olduğunu söyleyenler var.
Ancak Abdülkerim'in müderris rahimeullah bunu altı vecihle çürütüyor. Haklı olarak diyor ki İblis bir kere kendi ifadesiyle ateşten yaratılmıştır. Melekler ise nurdan yaratılmış. Bu da İblis'in melek olmadığını gösteriyor. İki, İblis zürriyeti vardır. Yani üreme oluyor ondan. Efetettehidûne ve zürriyete evliyâ İblis'in zürriyetinin olduğunu görüyoruz. Halbuki meleklerde tenasül yani doğma yok. Bu da onun melek olmadığını gösteriyor. Üçüncüsü meleklerin bir özelliği Kur'an'ın nasıyla la yasûnallah. Allah'a isyan etmezler. Ebu Hanife'nin şerif Allah'a isyan etmiştir. Dolayısıyla bununla da onun melek olmadığını anlamış oluyoruz. Evet. Fesecedu illa iblisa. İblis müstesna. Hepsi secde ettiler. Tabi onun melek olmadığını kabul ettikten sonra o zaman biz bu istisnanın istisnai munkata olduğunu söyleyeceğiz. Yani müstesnai munkata için bizim öğrencilere şu örneği bazen zikrediyoruz. İyi anlaşılsın diye. Mesela ca'el kavmu illa eseden. Millet geldi, arslan gelmedi. Arslan kavmin bir üyesi, bir ferdi değil. Ama yine istisna ediyoruz. Buna istisnai mukata ediyoruz. Burada da iblis meleklerden olmadığı halde onlardan istisna edilmiştir. Bu müstesnai mukatadır, muttasıl değil. Dolayısıyla bu onun melek olduğunu göstermez. Evet. Ancak iblis müstesna o secde etmedi. Ha, başka ayetlerde iblisin meleklerden olduğu ifade ediliyorsa onun da cevabı yani melekler arasında olduğu için zahiren onlardandı. Yoksa efendime söyleyeyim şey olarak yaratılış olarak yaratılış türü olarak onlardan değildi. Zahiren onların arasında olduğu için kâne minel melâike. Evet. Eba iblis imtina etti. Vestekbara ve kibirlendi. Adem aleyhisselama secde etmekten ve kâne minel kâfiri ve böylece Allah'a isyan ettiği için Allah'ın emrini yerine getirmediği için kafirlerden oldu. Çünkü اَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ senin çamurdan yarattın ya Rabbi birisine mi secde edeceğim diye kibirlendi. Yani tabi şunun zahirine yani kıyas zahirine bakarak hani Adem Aleyhisselam topraktan yaratılmış. Toprağın da zahiri karanlıktır. Işıksızdır. Hareketsizdir zahiren. Değil mi? Ama ona mukabil zahiri ateş hareketlidir ve ışık vericidir ve ısıtıcıdır. Dolayısıyla o bu kıyasla şeytan ateşin topraktan daha iyi olduğunu ve buna kıyasla kendisinin de Adem'den daha iyi olduğunu söylemeye çalıştı. Halbuki aptallığı buradaydı. Yani madem Allah yaratmışsa, Allah bilmiyor mu? Yani o kadar ibadet ettiğin halde Allah'a, hala Allah'ın bunu bilmediğini mi düşünüyorsun? Yani aptallığı orada. Ama maalesef nefis insanı bir yere sürüklemek istediğinde ona bir takım bazı şeyleri imaklayarak verebiliyor. Evet. وَقُلْنَا ve biz dedik ya Adem, ey Adem uskun ente ve zevcuke el cennet sen ve eşin cennete durun.
وكلا منها رغدا فجنتن بول بول يين حيث شئتما. Ve dilediğiniz yerlerde de yani serbestsiniz. Tabi bu cennet, kimisi cennetin hud olduğunu söylüyor. Yani kimisi de bu cennetin başka bir cennet olduğunu ve alimlerin önemli bir kısmı da bu cennetin ahiret cennetidir. Dünya cenneti. Yani ne demek? Allah Celle Celaluhu yeryüzünün bir köşesini Adem Aleyhisselam için cennet yaptı ve Adem'i oraya indirdi. Eğer Adem Aleyhisselam ağaçtan yemeseydi orada hayatı hep öyle geçecek. Onun ve zürriyeti öyle o cennet içerisinde, bahçe içerisinde geçecekti. Ama Adem Aleyhisselam efendime söyleyeyim ağaçtan yiyince o fırsatı kaçırdı. Evet, ve kula minha cenneten yiyin bagadan bolca haysu şeytme. Dilediğiniz yerde ama ve la takraba hâzihi şeyarat. Bu ağaca, tabi bu ağaç kimisi çokları daha doğrusu o ağacın buğday ağacı olduğunu, yani buğday ürünü olduğunu, buğday bitkisi olduğunu söyleyenler var. Ama bu bazıların görüşüdür. Bazıları da farklı şekilde tefsir etmiştir. Neticede önemli olan şudur. Allah Celle Celaluhu Adem'e sen bu ağaca yaklaşma. Ki yaklaşırsan fetekuna, ikiniz yaklaşmayın. Sen ve eşin yaklaşırsanız fetekuna minallalimin. O zaman zalimlerden olursunuz. Çünkü emre muhalefet etmiş olursunuz. Bu velâ takrıbâ hâzih şecerâ İbn-i Cüzey'in, İbn-i Cüzey el-Kelbi'nin de ifade ettiği gibi ayet yaklaşmayın diyor. Bakınız. Yani yemeyin demiyor. Yaklaşmayın. Çünkü yaklaşırsa ne yapacaktır? Onu yiyecektir. Dolayısıyla yememesi için yaklaşmaması gerekir. Ve bu ayet seddü'z-zera'i dediğimiz Malikilerin çokça kullandığı usul-ü fıkhete kullandıkları bir delildir. Seddü'z-zera'i yani yanlışlara giden, kötülüklere giden, günahlara giden yolların, imkanların kapatılması, kaldırılması. Bu tıpkı halk sağlığındaki hastalığın kaynağıyla mücadele etmeye benziyor. İşte Maliki alimler bu ayeti ve buna benzer bazı ayetleri bu seddü'z-zera'a delil gösteriyorlar. Evet. فَاَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا. Şeytan ikisini, yani hem Adem'i hem Havva'yı ondan ne yaptı? Ondan, yani ağaçtan ayaklarını kaldırdı, kaydırdı ve böylece onlar ağacı yemeye gittiler. Şimdi bu fezellevme ana, bazı müfessirler anın sebebiyet ani olduğunu söylemiştir. Yani şeytan o ağaç sebebiyle onların ayaklarını kaydırdı ve dolayısıyla tuttular. Ağaçtan yediler. Ağaçtan yiyince فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ ف۪يهِ. Yani burada icaz ve hazif var. Yani فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاَكَلَا مِنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ ف۪يهِ. Onlar ondan yediler ve Allah da onları içerisinde bulundukları o cennet nimetinden onları çıkardı. Ve kulna, ve biz dedik ki ehbitu, haydi cennetten inin. Yani burada cennetten inin. Eğer cennet ahiretteki cennet ise o cennet yere göre daha üstte olduğu için ehbitu'nun manası belli. Yani
kendi yerinde kullanılmış. O yukarıdaki yere göre yukarı olan cennetten yeni. Yok eğer biz desek ki cennet yerdeki bir cennettir, o zaman o iniş seviye itibariyledir. Yani çünkü o cennetteki hayat çok güzel, çok üstün bir hayattı. Yani o hayattan adi bir hayata geçiş için ehbitu, yani iniş kullanılmıştı. وَقُلْنَا اَبْيُطُوا Biz dedik ki inin. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوا Bazılarınız diğer bazılarınıza düşman olacak şekilde. وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌ Sizin için yeryüzünde bir karar kılma yeri olacak. Yani ki insanlar yaşadıkları süre içerisinde yeryüzünde karar kılıyorlar. وَمَتَعُمْ اِلَى حِينَ Ecel anınız, ölüm anınız gelinceye kadar, o hine kadar sizin için yeryüzünün bazı imkanlarından yararlanma vardı. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam böylece bir suç hata ettiğini, suç işlediğini anladı. Ve bu defa tövbe yoluna baktı. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَةً Adem Aleyhisselam Rabbinden bazı kelimeleri aldı. Yani ona bazı kelimeler ilham edildi, vahiy edildi. O kelimeler de alimlerin önemli bir kısmı. Rabbena innena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin duasının içeriği. Bu ona ilham edildi. Ve o kelimelerle Allah'a yalvardı. Fetelakka fetâbe bihâ ilallah. Yani orada yine bir matuf aleyhi cümlesi mukadderdir. Yani bu kelimeleri Rabbinden aldı ve bu kelimelerle Allah'a yöneldi. Fetâbe aleyhi Allah da tevbesini kabul etti. İnnehu huvettevvâbu'l-rahîm. Çünkü Allah Celle Celaluhu çokça tevbeleri kabul edendir ve Ar-Rahim'i çokça merhamet edendir. Tevvab kelimesi arkadaşlar faal vezninde belki bu buraya mahsus olmak üzere çok tevbe eden değil. Özellikle tevvab Allah Celle Celaluhu için kullanıldığında çokça tevbe kabul edendir. Ve Ar-Rahim'i çokça merhamet edendir. Rabbim Celle Celaluhu hepimize bu Ramazan-ı Şerif'te bol rahmetiyle rahmet etsin inşallah. Bizi Ramazan'ın bereketinden mahrum etmesin inşallah. Bizi Ramazan'da Allah'ın affine nail edenlerden eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.